أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim bütün ibadat ve taatlerimizi kabul eylesin. Sevdikleri listesine cümlemizi ilhak eylesin. Son nefesimize kadar istikamet üzere daim ve kaim eylesin. Dini celil-i İslam'a güzel hizmet şerefiyle cümlemizi şerefyâb eylesin. Nefse ve şeytana esaretten ve kölelikten bilerek veya bilmeyerek nefse ve şeytana esaretten ve kölelikten her birimizi muhafaza eylesin. Ahirette hesabımızı zorlaştıracak, pişman olmamıza, nedamet duymamıza sebep olacak her türlü yanlışlardan Rabbim hifzu himaye eylesin. İkinci cilt 66. mektuptan başlamış idik, sonuna doğru gelmiştik. Vera ve tekva dediğimiz haram ve günahlardan sakınmakla ilgili bölümde idik. İnsanoğlunun gıda alması, hayatını sürdürmek için ne kadar önemliyse, kendisini hasta edecek mikroplardan arınması da o kadar önemlidir. Hatta mikroplardan arınması daha önemlidir. Çünkü mikrop insanın midesini, ciğerini, beynini ihata ederse artık gıda fayda vermez. Dolayısıyla haramlar ve günahlar mikroplar gibidirler. Onları hayattan temizlemek lazım. Böylece insan aldığı gıdadan istifade etmiş olur. İmam Rabbani Kuddisi Sirru Hazretleri bu mektubun sonunda vera ve tekva ile ilgili قال بعض العلماء بالله Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerini, onun dinini, Habibinin sünnetini iyi bilen bazı alimler işimizi kolaylaştırmak için vera ve tekvayı elde etme noktasında nelere dikkat etmek lazım? Bunları şöyle özetlemişler. Demişler ki لَا يَتِمُّ الْوَرَعُ اِلَّا اَنْ يَرَى عَشْرَةَ اَشْيَا فَرِيضَةً عَلَى نَفْسِهِ Bir insan gerçekten ben mikroplardan arınmak isterim. Vera ve tekva sahibi olmak isterim. Ahiret yolculuğumu kolaylaştırmak isterim derse 10 konuda hassasiyet göstermesi lazım. 10 noktada kendisini check etmesi lazım, dikkat etmesi lazım. Bunları da kendisine farz gibi kabul etmesi lazım. اَوَّلُهَا حِفْضُ الْلِسَانَ عَنِ الْغَيْبَةِ Birincisi, dili gıybetten korumak ve muhafaza etmektir dedi. Bunu okumuştuk. وَالثَّانِ ikincisi, اَلْاِجْتِنَابُ عَنِ السُّخْرِيَّةِ Alaydan sakınmaktır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Es-Saidu Billah يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ Ne bir erkek topluluğu bir başka erkek topluluğuyla, ne bir kadın topluluğu bir başka kadın topluluğuyla sakın alay etmesin. Nereden bileceksin kimin kimden üstün olduğunu? Belki alay edilenler, alay edenlerden daha da üstündür. Kim bilir? Allah bilir. Bir insan başkasıyla alay ediyorsa, kesinlikle kendisini ondan üstün gördüğü için alay eder. Peki, Allah dostlarından birisi, Efendi Hazretlerimiz Kuddüs-i Sırrı'ndan dinlemiştik. Allah dostlarından birisi yolda giderken, kemiklerle meşgul olan, affedersin, bir köpek onu hırlamış, hırr yapmış. O da ona demiş ki, hiç bana hırlama. Sen mi benden üstünsün, ben mi senden üstünüm, şimdi belli değil. Ben Sırat Köprüsü'nü geçersem senden üstünüm.
kesemezsem sen benden üstünsün. O da o zaman belli olacak, ne sen bana ne de ben sana hırlamayalım demiş. Yani gerçekte bir insan Sırat Köprüsü'nü geçemezse, Allah muhafaza eylesin, dünyadaki her canlı ondan daha değerlidir. Çünkü öyle bir tehlikesi yok onun için. Bu bakımdan alay etmek çirkin bir huydur. Bir insanda bir başkasıyla alay etmek varsa, vera ve takva dediğimiz onda olamaz. Mikrop onu kuşatmıştır. Kalbini mikrop kuşatmıştır. Ahlakını mikrop kuşatmıştır. Vera ve takvadan uzaktır der. Peki üçüncüsü nedir? Ve thalithu, vera ve takvanın hasıl olabilmesi için farz olarak kabul edebileceğimiz, çok önemseyeceğimiz üçüncü nokta el-ictinabu an su'i-zanni, su'i-zandan kaçınmaktır. Gerçekten bunlar birer tehlike, birer mikroptur. Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir genel müdürle sohbet ederken dedi ki, uçakta bir üniversite profesörüyle yan yana geldik. Bana dedi ki, siz cumalarda yaptığınız sohbetler var ya, hiç mi hiç bizi etkilemiyor, bize hiç tesir etmiyor dedi. Ben de dedim ki ona dedi, niçin etki yapmıyor biliyor musunuz? Niçin demiş. Biz vaaz ederken birinci saftakiler diyorlar ki, Hoca Efendi bizi kastetmiyor, bu arkadakileri kastediyor. Arka saftakiler de diyor ki bizi kastetmiyor, arkadakileri kastediyor. Öyle camiden dışarı çıkıyor. O camidekiler kastedilmiyor. Beni kastetmiyorsa benim ondan etkilenmeme gerek yok. Halbuki insan sohbet, yemeğini için yer, alır kaşı, ağzına koyar, kendisi için yer. Suyunu için içer, kendisi için içer. Dolayısıyla insan sohbeti de kendisi için dinlemesi lazım. Arkadakiler arka giderlerse kendisine hiçbir şey kalmaz. Ben de dedim ki hocam dediğiniz doğrudur. Çok etkisi vardır ama bir başka şey daha var dedim. Nedir dedi? Dedim Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruhu bir zamanlar vaaz ederken mikrofon kullanmazdı. Yavuz Selim Camisi'nde toplanırdık. Cami tıklım tıklım dolardı. Caminin kapısının dışarıya doğru da cemaat taşardı. İçeridekiler bile cemaat sohbetin hepsini dinleyemezdi, anlayamazdı mikrofon olmadığı için. Bazı bölgelerdekiler duyardı, bazıdakiler duymazdı. Vatandaş yeni geliyor. Mahmud Efendi Hazretlerimizin sohbetini dinleyeyim diye geliyor, daha yeni geliyor. Fakat garibim geç geldiği için içeri de giremiyor. Kapıda ayakta bir şeyler böyle yapıyor, öyle yapıyor, bir şeyler dinlemeye çalışıyor. Belki bir kelime, belki iki kelime ya duyuyor ya duymuyor. Kısacası sohbet dinlemek için geldi ama dinleme, duyma şansı olmadı. Fakat El-Fatiha deyip de sohbet bittikten sonra vatandaş evine gitmeden terziye uğruyor. Şalvar cübbesini alıyor, sarığını alıyor, misvakını alıyor, öyle dönüyor. Bu adam hiçbir şey duymadı ama hayatını değiştirdi. Gelirken farklı geldi, giderken farklı gidiyor. Yani sohbet edenin samimiyeti, takvası, ihlası da burada çok etkilidir. Evet, böylesi böylesi önemli. Bana değil başkasına, bana değil başkasına diye düşündüğün zaman insan istifade edemez. İşin bu boyutu da var. Doğru söylüyorsun dedi, bu boyutu da var. Şimdi üçüncü olarak suizandan sakınmak lazım. Suizanla ilgili bu konuların her birisiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayetler vardır. İctenibu kethiran minazzan. İnne ba'da'z-zanni ismun diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Zannın çoğundan sakının diyor. Yani içkiyi yasaklayan Allah Celle Celaluhu, domuz etini yasaklayan Allah Celle Celaluhu bize zannın çoğundan sakınmayı da emrediyor. Zannetini, suizanda bulunmayı da aynen içkiyi yasaklar gibi yasaklıyor. Şimdi soruyorum size.
hangimize bir et gelse, bu domuz etidir dense, hangimiz ona tenezzül ederiz ki? Hangimiz yeriz? Yeri yerinden oynatırız. Sen bana nasıl hakaret edersin? Domuz eti bana nasıl verirsin? Der miyiz, demeyiz mi? Deriz. Asla böyle bir şeyi kabul etmeyiz. Peki domuz etinin haramiyetiyle suizanda bulunmanın haramiyeti arasında ne fark var ki yani? O da haram, bu da haram. Onu da Allah yasakladı, bunu da Allah yasakladı. Benimle ilgili sen suizan yapınca ayıp oluyor da ben seninle ilgili suizan yapınca ayıp olmaz mı? İnsan Kur'an ayetlerini kendisi için düşünmesi lazım. Mesela diyelim ki ben birisine suizanda bulunduğum zaman karım ne olabilir? Onu kötü düşündüğüm zaman, onun işini, işlevini yanlış değerlendirdiğim zaman benim karım ne olur? Hiçbir karım yoktur. Belki kaybım vardır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yasaklarından bir yasağı işlemişimdir. Öyleyse suizan da bir mikrop mudur? Ne diyorlar? Enfeksiyon kaptı diyorlar. Gıybet bir enfeksiyondur. Suizan bir enfeksiyondur. Mikrobun insanın hayatını kuşatması demektir. Kıymetli dostlar, dünyaya gelirken tek tek geldiğimiz gibi giderken de tek tek gidiyoruz. Giderken de tek tek gidiyoruz. Herkes hesabını tek tek verecek. Sağında, solunda, önünde, arkasında avukatı yok. Kendisi verecek hesabını. Kendimiz vereceğimiz hesabımızı. Dolayısıyla bunlara kendimiz dikkat etmemiz lazım. Ve rabi'a, dördüncü dikkat edilmesi gereken şey, gaddun nazari anil meharimi. Haramlardan gözü korumaktır. Efendi Hazretlerimiz Kuddüs-i Sirruhu, Cenab-ı Hak cümlemizi yolunda, izinde daim eylesin. Televizyon derdi dururdu. Ve televizyon meselesi üzerinde gerçekten sohbetlerde aşırı derecede dururdu. O zaman da bir kanal vardı, birkaç tane kanal yoktu. Aslında kanal demek biraz zahittir, kanalizasyon demek daha da doğrudur. Fakat zaman içerisinde ne oldu? Ben şimdi bize göre konuşuyorum. Diyelim ki hoca efendiler, dernektekiler ne yapalım? Haberleri dinlemek için ofise, eve değil de ofise, yazıhaneye bir televizyon alalım dediler. Aldılar. Sadece haberler geldiği zaman düğmeye bastılar. Haberler bitince düğmeyi kapattılar. Bu bir hafta sürdü. Bir hafta sonra haberleri kaçırmamak için 10 dakika önceden açtılar. Bittikten sonra da yemeğe, sohbete devam ederken reklamlar, meklamlar derken o hani bizim haram dediğimiz, günah dediğimiz çıplak çıplak resimlerin, reklamların yapıldığı şeyler yavaş yavaş alışır hale geldi. Zaten böyle oluyor. Yavaş yavaş. Ondan sonra reklamlar derken, orası burası derken insan ipin ucunu kaçırıyor. Şimdi bu konuda hassasiyet gösteren neredeyse kalmadı gibi hassasiyet gösterenlere Cenab-ı Hak Celle Celaluhu elbette ulvi makamlar ihsan edecektir. Şimdi evdeki televizyona gerek kalmadı. Eldeki telefonların her birisi birer televizyon oldu. Dolayısıyla adam camide, cuma namazında bile hutbe dinlerken, dinlemesi gerekirken başka alemlerde dolaşıyor. Cenab-ı Hak hepimize yardım eylesin. Gözleri namahremden korumak, bu da farz olarak kabul edilir. Şimdi bir insan otursa, bir saat, iki saat, üç saat zikirle, tesbihle meşgul olsa, elbette her bir saniyesi terakkiden terakkiye insanı yükseltir. Allah'ın izniyle. Ders bitti, açtı gözünü, çıktı sokağa, gözünü namahremden korumayarak seyrettiği zaman biraz önce kazandıklarını şimdi doldur, boşalt, boşaltıyor demektir. Şimdi şöyle bir işimize yarar diye anlatayım, anekdot olarak anlatayım. Esnaf bir kardeşimiz, Laleli'de esnaf olan bir kardeşimiz, Fita, çok eskiden bahsediyorum. O zamanlarda orası bu kadar yaygın değildi. İki arkadaş
yazıhanenin önünde sandalyede oturuyoruz dedi. O zaman böyle açıklık saçıklık meşhur değildi. Bir başka arkadaşımız da aşağıda kendi dükkanın önünde, o da sandalyesinde oturuyordu. Sokağın başından açık saçık bir kadın çıktı dedi. Gelmeye başladı. Tabii biz haram günahtır diye şey yaptık dedi. Bakmamaya çalıştık. Ama baktık ki arkadaşımız böyle rasathane müdürü gibi gözünü ona taktı. O gidiyor, o da gözüyle takip ediyor, takip ediyor. Onun hizasından geçip ileriye doğru geçince gözü onu yine takip ediyor. Bizim gördüğümüzü görünce hemen kafasını çevirdi. Yani açık kadını takip ettiğini, gözüyle baktığını bizim görmemizden rahatsız oldu. İşte söylemek istediğim şu yani. Kimse yok. Telefon elinde. Tek başına odandasın, yatak odasındasın, oturma odasındasın, fark etmez. Kimse yok. Bakıyorsun, nereye bakıyorsun? Birisi gördüğü zaman utanacaksan şimdiden utan. Allah görüyor çünkü. Evet, gözü korumamak bir virüstür, bir mikroptur. Bunu elde etmedikten sonra, yani gözü korumadıktan sonra vera ve tekva dediğimiz durum insanda hasıl olmaz. Vel hamisü beşincisi sıdkul lisan, dürüst olmak lazım. İnsan ben sana kızdım diye seninle ilgili hoş olmayan, doğru olmayan, aslı olmayan şeyleri söyleyemem ki. Yok, böyle bir hakkım yok. Sen bana kızdığın zaman benimle ilgili olmayan şeyleri söyleyemezsin ki. Ne senin böyle bir hakkın var, ne de benim böyle bir hakkım var. İnsan daima doğru dilli olması lazım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde bu konuyu gerçekten hassasiyetle duruyor. Eğer insanın amellerinin düzgün olmasını istiyorsa önce dili düzgün olması lazımdır. Dil düzgün olursa ameller düzgün olur ifadesi geçmektedir. Ve sâdisu en ya'rife minnetellâhi keylâ yu'acibe binefsihi. Altıncısı ise ne varsa onu Allah'tan bilmek lazım. Kendi kerameti, kendi üstünlüğü, kendi becerisi, kendi özelliği olarak asla bilmemesi lazım. Olan her nimeti Allah'tan bilmesi lazım. Sesim güzel, Allah güzel etti. Yüzüm güzel, Allah güzel etti. Zekam çok fazla, ezberlediğimi kolay ezberliyorum. Ya Allah verdi. Efendim, anlatmak istediğim zaman derdimi kolay anlatıyorum, herkes anlıyor. Allah verdi. Hiçbir şeyi kendi özelliğimiz olarak görmemek lazım. Yıllarca önce El Müstatraf diye bir kitapta bir şey görmüştüm. Kısa uzun da işinize yarar kısmını özetleyerek söyleyeceğim. Abdullah el-Endülusi diye bir zat varmış. Evliyaullah'tan birisiymiş. Kur'an-ı Kerim'i aşere, takrib, tayyibe ve cihleriyle ezberlemiş. 40 bin tane hadis-i şerif ezber bilen velilerden birisiymiş. Bir gün müridanından bir grupla beraber sefere çıkmışlar. Bir Hristiyan köyüne uğramışlar. Su ihtiyaçları olunca o köyde suyu kuyudan millet sıraya girerek alıyormuş. Bunlar da sıraya girmişler. O esnada bir hanım kız da sırada beklerken Abdullah el-Endülüsi Hazretleri yanındakilere şu kızın kim olduğunu öğrenin, ben buna talibim demiş. Sormuşlar, öğrenmişler. O Hristiyan köyünün tabiri caizse papazının kızıymış. Demişler ki böyle böyle olsun, ben buna aşık oldum demiş. Neticede kızın babasına gitmişler. Babası da demiş ki olur, ben size sana kızımı veririm ama birkaç tane şartım var. Bir, domuzların var, onlarda da çobanlık yapacaksın. İki, beline zünnar takacaksın. Bunları yaparsan bir süre sonra ben sana kızımı veririm deyince müritleri bakmışlar Abdullah el-Endülüsi Hazretleri. Olur demiş onu. Eyvah. Şaşırdılar. Başladılar ağlamaya. Ne olacak bizim halimiz? O kaldı. Öbürler döndü tekkeye. Tekkeye döndüler ama ağlaşıyorlar hep. Şeyhimiz yoldan çıktı. Biz perişan olduk falan.
Bir grup gitmiş, acaba kurtarabilir miyiz diye. Asla. Arkadan bir grup gitmiş, nasihat ediyorlar. Yüz vermeyince dediler ki, efendim Kur'an-ı Kerim'i siz ezber biliyordunuz, duruyor mu? Hepsini unuttum demiş. İnna Allah la yaghfiru en yushrike bihi ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Bu kaldı hatırımda, diğerlerini unuttum. Peki 40.000 hadis-i şerif biliyordunuz, duruyor mu? Men beddele dinehu faqtuluhu. Bu hadis-i şerif kaldı, diğerlerini de unuttum dedi falan. Neyse, ba'delleti ya velleti, Cenab-ı Hak bunun kalbine tekrar hidayet verdi. Bıraktı orasını, koşa koşa tekrar tekkiye döndü. Çalışmaya başladı, tevbe etti, istiğfar etti, gözyaşı döktü falan. Müritleri çok sevindiler. Bu esnada dediler ki, efendim, tekrar kendine geldiğinde dediler ki, sultanım, ne oldu ki başımıza bu gelenler geldi dedi. Dedi ki, o Hristiyan köyüne gittiğimizde kilisenin yanından geçtik ya, kilisenin içerisinde papazın insanlarla meşgul olduğunu gördüğümde ben kendi kendime dedim ki, bu kim? Ben nerede meşgulüm? Bu neyle meşguldür? Aramızda ne kadar fark var? Dedim dedi. O zaman içimden bir kuş sanki uçtu geldi bana. Meğer uçan kuş değildi, imanımdı. Sen ki sendekini Allah'tan bilmezsin. Kendi eserin bilirsin. Haydi bakalım. Domuzlara çoban yapayım seni. Beline zümrüt taktırayım sana dendi. Yani velayet makamına gelmiş insanları irşad ediyor. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Bu benim kendi kerametimdir, kendi eserimdir diye düşündüğünde, Allah'ın lütfu değildir, benim eserimdir diye düşündüğünde büyük felaket gelmiş oluyor. Onun için Cenab-ı Hakk'a minnet dediğimiz her nimeti ondan bilmektir. Bizdeki nimetlerin %99'u değil, %100'ü Allah'a aittir. Bize ait hiçbir şey yok, zerre kadar bir şey yok bizde, hepsi ona aittir. Dolayısıyla bunu böyle bilince, yaptığımız iyilikler ve güzelliklerden dolayı Cenab-ı Hakk'a ayrıca şükretmek lazım, bizi bu iyiliklere, güzelliklere vesile kıldı diye. Şöyle bir örnekle bitireyim burasını. Mesela bir taş düşünün, dikdörtgen şeklinde bir taş düşünün. Bu taşın ne değeri var? Taş değeri var. Ama bu taşı caminin duvarına koyarsanız o taş şereflenir mi? Cami taşı oluyor. Bu taşı Kabe'nin duvarına koyarsanız herkes elini sürer, tefeyyüz etmeye çalışır. Aslında taş taştır. Meyhanenin duvarında olunca farklı taş oluyor. Caminin duvarında olunca farklı taş oluyor. Kabe'nin duvarında olunca farklı taş oluyor. Taş mı gitti Kabe'nin duvarına yerleşti? Yok, birisi yerleştirdi. Biz insan olarak aynen o taş gibiyiz. Eğer Allah bizi camiye cemaat yaptıysa, Allah bize şeref verdi. Allah bizi Celle Efendi Hazretlerimize mürit yaptıysa, Allah bize şeref verdi. O yerdeki taşı aldı, tabiri caizse Kabe'nin duvarına koydu. Caminin duvarına koydu. Allah koydu. Bu sevgiyi kalbe koymasaydı, bu ilgiyi bize vermeseydi biz belki meyhanenin duvarında taş olurduk. O taş Kabe'nin taşı, Kabe'deki taş, bu benim eserimdir, benim kerametimdir derse hapı yutmuştur. Değil mi? Hacer-ül Esved'e varıncaya kadar hepsi nedir? Cenab-ı Hakk'ın birileri onu oraya koymuştur, şereflenmiştir. Bizi de Cenab-ı Hakk'ın ne güzellik vermiş, ne özelliği, hafız yapmış, hoca yapmış, derviş yapmış. Allah bizi almış, efendim taşlardan bir taş olarak ne yapmış? Caminin duvarına koymuş, Kabe'nin duvarına koymuş. Biz şereflendik, bu şerefi bize veren Allah'tır Celle Celaluhu. Risale-i Kutsiye'de gönülden gönüle yol al halila, minel kalbi ilel kalbi sebila, muan'an yed'anın çundur delila, tarikatte bu şart oldu celila. Kabalıktan geçip Hakk'a gidelim, cemali ba kemali seyredelim. Efendi Hazretlerimizin kürk misali, Kuddise Sirru, çok meşhur bir misaldir.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze kadar gönülden gönüle gelen bu feyz-i Rabbani efendim kıyamete kadar bu şekilde devam edecektir. Minel kalbi ilel kalbi sevila, kalpten kalbe yol vardır. İnsanları olgunlaştıran bedenleri değildir. İnsanları olgunlaştıran kalpteki manevi duygulardır. Kalp ne kadar temiz olursa, ne kadar aşık olursa o kadar terakki sahibi olur. Mu'an'an yed anın içindir delila. Mu'an'an yed ne demektir? Biz silsilemizde icazet okurken ne diyoruz? Hocam falanca hocadan, falanca hoca, falanca hocadan, falanca hoca, falanca hocadan derken Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, o da Cebrail aleyhisselam, o da Cenab-ı Hak'tan silsile yoluyla ta Cenab-ı Hakk'a bağlanmış oluyoruz. Arapça icazetlerinde. Tasavvuftaki icazetlerde de bu böyledir yani. Şeyhim vardı, şeyhimin şeyhi vardı, onun şeyhinin şeyhi vardı derken ta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'i, oğlan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, oğlan Cebrail aleyhisselam, oğlan Allah'a Celle Celal, bu iş böyle gidiyor. Böyle geldi, böyle gider diyor. Kabalıktan geçip Hakk'a gidelim. Ha, tarikatta bu şart oldu celile. Yani muananiyet dediğimiz silsilede kopukluk olmadan bir önce, bir sonrası bir öncesine bağlı. Bir öncesi bir öncesine, bir öncesi bir öncesine derken Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem derken Cebrail aleyhisselam derken Cenab-ı Hakk'a, bu iş böyle gidiyor. Kabalıktan geçip Hakk'a gidelim, cemali ve kemale seyredelim buyuruyor Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah. Rabbim dostların yolundan ayırmasın. Hocam buyur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.